Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle minik bir muhabbet kuşu yapacağız. Siz dilerseniz anahtarlık ya da çanta süsü olarak da kullanabilirsiniz. Magnet olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen nerede bulunacağını siz karar verin. Tığ işi kolay bir model. Hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, bunun daha önce büyüklerini de örmüştüm. Daha büyüklerini. Evet, şimdi hemen gerekli olan malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. Şöyle az miktarda elyafa ihtiyacımız olacak. Bir anahtarlık aparatı ve iki tane minik boncuk gözler için. Şöyle hemen yakından bakalım. Evet, minik boncuklar. 0 numara tığ kullanacağım. Burun gaga işlemesi için ise sarı renkte ipe ihtiyacımız olacak. Şimdilik gerekli malzemelerimiz bu kadar. Şöyle ana renkte 2 tane ipim var. Koton ip. Siz dilediğiniz iplerinizi değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hemen yapım aşamasına başlayalım. Evet, öncelikle kafa kısmını yapacağız. Bunun için beyaz renk İpe ihtiyacımız olacak. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle en basit haliyle. Sihirli halkamın içine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi çektim. Şöyle ilk ilmeğimize geçiş yapıyoruz ve ilmek kaydırma. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada 6 olan sayımızı şöyle her ilmeğe çift sık iğne yaparak 12'ye çıkaralım. Şöyle netleşsin biraz görüntü. Her ilmeğe 2 tane sık iğne örelim. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. 3. sıra ile devam edelim. 3. sırada 1 tane sık iğne, yandaki ilmeğe 2 tane sık iğne. Yani bir tek bir çift yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, bir tek bir çift yaparak sayımızı 18'e çıkardık. 4 ve 5. sıraları ise 2 sıra boyunca her ilmeğe 1 tane sık iğne olacak şekilde düz örelim. Evet, şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı tamamladık. Hemen 6. sıra ile devam edeceğiz. Öncesinde ipimin rengini değiştireceğim. Yeşil ile devam edeceğim için şöyle bir geçiş yapıyorum. Son ördüğüm ilmeği şöyle tığıma tekrar takıyorum. Evet. Şu arkasından hemen düğümleyelim. Evet. Her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırayı bu şekilde örelim. 2 sıra boyunca düz örelim. Evet, 7. sırayı da tamamladık. Hemen 8'de devam edelim.
8. sırada 1 sık iğne, 2 sık iğne örelim ve peş peşe artırmalar yapalım. Şu birinci artırmam, ikinci artırmam, üç, dört, beş ve altıncı artırmamı yaptım. Peş peşe altı tane çift sık iğne yaptık aynı ilmek içine. Şimdi hemen kalan ilmeklerimizi de düz örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. ilmeğimizi de ördük. Sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 5 sıra boyunca düz örelim. Artırma da eksiltme yapmadan. Ben videonun uzamaması adına bu şekilde sayıları da söyledim. 5 sıra örüp gelelim. Evet, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemen 14. sıra ile devam edelim. 1, 2, 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi eksiltme yapacağım. Peş peşe. Şu birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. Üç, dört, beş ve son eksiltmeyi de yapıyorum. Altı. Kalan ilmekleri ise bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne ördük. 15. sıra ile devam edelim. 15. sırada 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi yine eksiltme yapacağım peş peşe. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. eksiltmem ve son eksiltmemi de yapıyorum. 6. Geri kalan 3 tane ilmeğimi ise düz örüyorum. 2, 3. Şöyle ilmek belirleyicisini takalım. Bakın minik sevimli kuşumuzun şöyle ana gövdesi oluşmaya başladı. Hemen içini bir miktar elyaf ile dolduralım. Evet, 16. sıramızla devam edelim. Burada ise şöyle 1, 2, 3 tane sık iğne örelim. Peş peşe. Şimdi eksiltmelerde biraz daha ince tığ kullanacağım. Daha kolay olsun diye. Şu birinci eksiltmem. Şu
Şöyle 2 ve son olarak 3. eksiltmemi de yapıyorum. Geriye kalan 3 tane ilmeği de düz örelim. 1 2 ve 3. Gövde, baş ve gövde kısmı oluştu. Şimdi kuyruk kısmına doğru geçiyoruz artık. Hemen amigurumi yeni başlayanlar için bütün teknikleri yavaş bir şekilde gösteriyorum. Eksiltme, artırma vesaire. Evet, şimdi geriye kalan toplamda 9 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 tane sık iğneyi istediğimiz uzunluğa gelinceye dek düz bir şekilde örelim. Ortalama 5-6 sıra bu şekilde örmemiz yeterli olacaktır. Yani 17'den 20'ye kadar örseniz şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 son olarak iğneyle toplayacağız. Şimdi 5-6 sıra düz örüp gelelim. Evet, şöyle 5 sıra ördükten sonra 17, 18, 19, 17 şurası mıydı? Bakıyorum hemen şurası. 17, 18, 19, 20, 21. İşte ortalama 4-5 sıra düz ördükten sonra iğnemi, ipimi geçiriyorum ve son sırayı artık toplayacağım. Dıştaki FLO, yani front lob dediğimiz ön lobdan örme, oraları iğne yardım ile topluyorum. Gerdirmiyorum. En son gerdireceğim ipimi. Şöyle gevşek bir şekilde geçişler yapıyorum. İpimi çekiyorum. Evet. Hemen gözünü dikelim. Hemen gözleri dikeceğimiz yeri göstereceğim. 1, 2, 3. sıra aslında 3. sıranın bitimi, yani 3 ile 4. sıralar arası 1, 2, 3, 4, 5 tane arada sık iğne olacak şekilde gözleri sabitleyeceğiz. Şunu çıkarıyorum hemen. Yani zaten şöyle elinizle bastırdığınızda göz yerleri otomatik olarak belirginleşiyor. Yani nereye dikeceğinize o şekilde karar verebilirsiniz. Şöyle ipleri gerdiriyorum. Sıkıca bağlayacağım ve gözlerimiz hazır.
Evet, gözleri diktikten sonra diğer birçok kuş, muhabbet kuşu, papağan vesaire videomda bunları detaylıca anlatmıştım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Gaga işleme, ayak yapımı vesaire. Ben bunu anahtarlık olarak kullanacağımız için telle ayak yapmayacağım. Siz dilerseniz başka amaçla kullanacaksınız. Diğer videolarımdan bakıp oynatma listesinde mevcut kanalımın diğer kuş videoları oradan bakabilirsiniz. Şöyle etamin ipimle sarı bir ipim var. Onunla birkaç şekilde geçiş yaptım. Siz birçok farklı çeşit var gaga yapımı için. Aslında her videomda doğaçlama içimden nasıl gelirse öyle işliyorum. Videoda gördüğünüz şekilde benim gibi işleyin lütfen. Bir de daha farklı çeşitlerde. Kuş serilerim bayağı sevilmişti. Amigurumi muhabbet kuşu. Baykuş ördük papağan, sultan papağanı, cennet papağanı. Birçok model kanalımda mevcut. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Kanalıma ilk kez geliyorsanız lütfen ücretsiz olarak abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız da tabii ki bizler için çok önemli. Videolarımızın devamı açısından. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde işleyelim. Ben videonun çok fazla uzamaması adına kanat yapımını ikinci videoda anlatacağım. Evet. Bu şekilde tamamlayalım. İkinci videoda ise kanat yapımını göstereceğim sizlere. Evet, şimdilik hoşça kalın.